Gençler merhabalar. Bugünkü konumuz cümle ögeleri. Önemli bir konudur ve sınavlarda soru çıkma ihtimali yüksek olan bir konudur. O yüzden çok dikkatli dinleyin ve kompleks bir konu arkadaşlar. Başka konularla iç içe giren bir konu. Şimdi cümle ögeleri arkadaşlar temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel ögelerimiz nelerdir? Yüklem ve öznedir. Yardımcı ögelerimiz ise arkadaşlar nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümlecidir arkadaşlar. Şimdi en önemli ögemiz yüklemle konumuza başlayalım arkadaşlar. Yüklem bir cümlenin en önemli ögesidir ve cümlede ilk bulunan öge yüklemdir. Zaten yüklem olmadan diğer ögeleri bulma şansımız yok. O yüzden arkadaşlar ilk olarak yüklemi bulacağız ve diğer ögeleri de yükleme sorduğumuz sorularla tespit edeceğiz. Şimdi yüklemi size anlatalım, tarif edelim. Arkadaşlar yüklem cümleyi bitiren, anlamı tamamlayan, cümleyi sona erdiren sözcüktür. En basit tarifiyle bunu söyleyebiliriz. Güzel bir tanımdır, çok basit bir tanımdır. Yüklemi tespit ederken lütfen şuna dikkat edin. Hangi sözcük anlamı tamamlıyor, hangi sözcük cümleyi bitiriyor? Evet, bunu söyledikten sonra arkadaşlar yüklemin iki şekilde karşımıza çıkacağını da unutmayalım. Yüklem ya çekimli bir fiildir ya da ek eylem almış isim soylu bir sözcüktür. Ek eylem almış isim soylu bir sözcüktür. Evet, şimdi bu bilgiler ışığında arkadaşlar cümlelerimizi inceliyoruz. Gözlerin içine başka hayal girmesin cümlesinde girmesin cümleyi bitirdiği için, anlamı tamamladığı için yüklemdir. Ve görüldüğü üzere arkadaşlar yüklemimiz fiilden oluşmuştur. Bu olay beni çok mutlu etti derken yüklemimiz mutlu etme fiilidir. Ve yine bir önceki konuya hemen geçiş yapıyoruz. Burada yüklemimiz birleşik fiilden oluşmuştur. Sendin beni bu hale getiren derken, beni bu hale getiren sendin. Evet, burada yüklem neyden oluşmuş arkadaşlar? Zamirden. Peki zamir isim soylu bir sözcük müdür? Evet. Öyleyse isim soylu bir sözcüğün ne alması gerekiyor? Ek eylem alması gerekiyor. Burada ek eylemi de rahatlıkla görmüş olduk arkadaşlar. Evet, söylediklerin hiçbiri doğru değil. Evet, doğru değil derken değil yüklemdir. Asıl yüklem cümleyi bitiren sözcük budur. Fakat türüne baktığımız zaman edat olduğunu göreceğiz. Edatlar konusunda şunu söylemiştik. Edatlar tek başına anlamı olmayan sözcüklerdir. Öyleyse cümle ögeleri olarak tespit edilip bulunurken daima ne yapmak zorundayız? Kendisinden önceki sözcükle beraber ele almak zorundayız. Öyleyse bu cümlenin yüklemi doğru değil şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Dünkü kaza çok korkunçtu derken cümleyi bitiren sözcük korkunçtu sözcüğüdür. Korkunç idi burada görebiliyoruz ve korkunçtu sözcüğünün türü de ne olacak arkadaşlar? Sıfat olacak. Çünkü hala korkunç kaza anlamını veriyor. Yani kaza sözcüğünün neyidir? Sıfatıdır. Öyleyse yine isim soylu bir sözcüktür. Ve ne yapmıştır arkadaşlar? Ek eylem almıştır. Evet, buradan görüldüğü üzere şunu tekrar söyleyebiliriz. 1. Yüklem ya çekimli fiildir ya da ek eylem almış isim soylu bir sözcüktür. Bir diğer bilgimiz ise şudur arkadaşlar. Yüklem cümlenin her yerinde olabilir. O yüzden yüklemi tespit ederken cümleyi doğru okumalı ve anlamı doğru yakalamalıyız. Şimdi diğer slaytımıza ve örneklerimize geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar yüklem bahsine. Burası çok önemlidir. Bir cümlenin en önemli ögesi yüklemdir. Yüklemi doğru bulmadığımız zaman yaşanacak olan durum şu olur. Yani şöyle düşünebilirsiniz.
bir gömlek giyiyorsunuz. Fakat ilk düğmeyi yanlış iliklediniz. İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz diğer düğmeleri de yanlış ilikleme ihtimaliniz çok yüksektir. O yüzden lütfen yüklemi doğru bulalım arkadaşlar. Yani ilk düğmeyi doğru iliklemiş olalım. Evet, örneğimize geçiyoruz. Biraz önce gelen kapıcının kızıydı. Arkadaşlar bu cümleyi bitiren, anlamı tamamlayan sözcük kızıydı sözcüğü. Ve dolayısıyla ek eylem almış bir isimdir gördüğünüze göre. Peki, hatırlarsanız tamlamaları anlatırken şöyle bir maddeden bahsetmiştik. Ve burada değineceğimizi de söylemiştik. O da şuydu, cümle ögeleri bulunurken tamlamalar asla parçalanmaz, tek bir öge olarak alınır. Öyleyse burada kapıcının kızıydı derken bir belirtili isim tamlaması var. Öyleyse yüklemimiz neyden oluşmuş? İsim tamlamasından oluşmuş diyebiliyoruz. Evet, benim sadık yarim kara topraktır. Arkadaşlar topraktır yüklem çünkü anlamı bitiren, cümleyi tamamlayan sözcük budur. Ve ek eylem almış bir isimdir arkadaşlar. Fakat bakıldığında kara toprak, bu da bunun sıfatı oluyor arkadaşlar. Öyleyse yüklemimiz neyden oluşmuş? Sıfat tamlamasından oluşmuş. Kural neydi? Cümle ögeleri bulunurken tamlamalar asla parçalanmaz. Evet, bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Cümleyi bitiren sözcüğümüz bestesidir ve isimdir. Görüldüğü üzere ek eylemde burada bir olarak karşımıza çıkmıştır. Fakat yine kuralımız neydi? Tamlamalar. Bakalım tamlama var mı? Gecenin bestesi derken burada belirtili isim tamlamasını görüyoruz. Fakat nasıl gece dediğimizde bin yıldan uzun bir gece. Öyleyse burası da buranın sıfatı olduğuna göre şöyle diyoruz. Gecenin bestesi isim tamlaması ayrılmıyor. Bin yıldan uzun bir gece sıfat tamlaması bu da ayrılmıyor. O zaman yüklemimiz neyden oluşmuş arkadaşlar? Bir tamlama öbeğinden oluşmuş diyebiliyoruz. Öyleyse uzun bir yüklem ne yaptı? Karşımıza çıkmış oldu. Şimdi bir diğer örneğimize geçecek olursak durum biraz daha farklılaşıyor. Bakın arkadaşlar, içindeyim diyoruz değil mi? İçindeyim yüklem. Sarp dağlardan örülmüş bir dört duvar içindeyim diyoruz. Evet, cümleyi bitiren, anlamı tamamlayan sözcük içindeyim. Öyleyse asıl yüklemimiz bu sözcüktür. Ve ek eylemi de görüyoruz. Çünkü isim soylu bir sözcük. Peki burada duvar içi deyince bir belirtisiz isim tamlamasını görüyoruz. Dolayısıyla ayrılamıyor. Peki dört duvar içi deyince bu da bunun sıfatı. Peki nasıl dört duvar dediğimizde sarp dağlardan örülmüş dört duvar. Evet, içi. Öyleyse yine burada bir tamlama öbeği karşımıza çıkmış oluyor mu? Evet arkadaşlar. Öyleyse ne yapamıyoruz? Asla parçalayamıyoruz ve tek bir öge olarak alıyoruz. Görüldüğü üzere cümlenin tamamı yüklem olarak karşımıza çıkmış oluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Yani burada şöyle bir şey de çıkar. İsim cümlelerinde tamlama durumları her zaman için çok önemlidir. Yine hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal derken bakalım asıl yüklem. Yani cümleyi bitiren sözcük hangisidir? Devrik bir cümle hemen kurallı hale getirebilirsiniz. Böyle de düşünebilirsiniz. Hakka tapan milletimin istiklal hakka tapan milletimin hakkıdır diyoruz. Öyleyse cümleyi bitiren, anlamı tamamlayan sözcük hakkıdır sözcüğü. Fakat hemen şuna bakıyoruz. Milletimin hakkı. Burada bir tamlama var. Öyleyse bunu buradan ne yapamayız? Ayıramayız. Burası da yüklem. Peki nasıl millet? Hakka tapan millet, burası da sıfat tamlaması oldu. Yine görüldüğü üzere arkadaşlar altı çizili bölümün hepsi nedir? Yüklemdir. Çünkü bir tamlama öbeğidir arkadaşlar. Evet, yine görüldüğü üzere cümle ögelerinde en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de tamlamalardır. Evden çıktığında barut fıçısı gibiydi. Arkadaşlar gibiydi yüklem. Az önce demiştik edatlar tek başına anlam taşımadığı için daima kendisinden önceki sözcükle beraber ele alınmak zorundadır. O zaman bu cümlenin yüklemi fıçısı gibiydi olmalı. Ama burada barut fıçısı dediğimiz zaman bir de isim tamlaması var. Demek ki bunu da buradan ayıramıyoruz. Cümlenin
yükleme arkadaşlar barut fıçısı gibiydi. Öyleyse şöyle diyebilir miyim? Edat öbeği burada yükleme olmuştur. Sabah uyandığında gözleri ışıl ışıldı. Bakın ışıldı yüklem. Çünkü ekeylem burada asıl yargıyı bildiren sözcük bu. Fakat ışıl ışıl bir ikilemedir arkadaşlar. İkilemeler de yine kalıp ifade olduğu için asla ne yapılamaz? Parçalanamaz. Hayallerimi süsleyen unutulmaz nadide bir çiçeksin cümlesinde de aynı özelliği görmek mümkün. Çiçeksin, yüklem, çünkü yargı burada, ekeylem burada arkadaşlar. Ama tamlama durumuna her zaman dikkat etmek zorundayız. Nasıl çiçek? Hayallerimi süsleyen unutulmaz nadide bir çiçek. Yine cümlenin tamamı yüklem olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Dikkat edin, cümle ögeleri bulunurken bu hangi öge olursa olsun, yani biz şu anda yükleme örneklendirdik ama diğer ögelerde durum değişmeyecek arkadaşlar. Tamlamalar aynı öge olarak alınır, asla parçalanmaz. Evet, tahtamızı diğer slaytımız için yine hazır hale getirelim arkadaşlar. Şimdi diğer ögemize geçiyoruz, özne. Arkadaşlar özne, yüklemde bildirilen işi yapan ya da isim cümlesi ise bildirilen işe konu olan ögedir diyoruz. Aslında ne kim sorularıyla bulunur ama ben biraz daha açıklayıcı olması için olan ne, yapan kim sorularının sorulmasını daha doğru olduğunu düşünüyorum. Siz de böyle yaparsanız özneyi daha net bir şekilde tespit edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada size bir bilgi vermek istiyorum. Özne şu iki eki alabilir. Ya çoğul ekini alabilir ya da iyelik ekini alabilir. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Özellikle iyelik eki bize çok lazım olacak. İlerleyen slaytlarda ve sorularda bunu kullanacağız. Şimdi bakalım, çocuklar bahçede sessizce oynuyor. Oynuyor yüklem. Peki oynama işini yapan kim? Çocuklar. Özne. Bakıldığında arkadaşlar hangi eki almış oldu? Çoğul ekini almış oldu. Evet, diğer örneğimize geçelim. Babası doğum gününde ona hediye aldı, değil mi? Şimdi hediye aldı. Alma işini yapan kim? Babası arkadaşlar. Özne. Yine özneye bakıldığında hangi eki almış arkadaşlar? İyelik ekini almış oldu. Evet, söylemiş olduğumuz bilgiler yine karşımıza çıkıyor mu? Özne iyelik ve çoğul ekini alabilir diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Elbisesinin rengi maviydi. Maviydi yüklem. Şimdi burada isim cümlesi karşımıza çıktı. Sorumuzu güzel soralım. Mavi olan ne? Elbisesinin rengi. Bakın, özne elbisesinin rengi. Peki neyden oluştu arkadaşlar? İsim tamlamasından oluştu. Yine tamlamalara dikkat diyoruz. Yaralı kuş yerde kıpırdamadan yatıyordu. Yatıyordu yüklem. Yerde yatma işini yapan kim? Aslında doğrusu ne? Ama biz karışmasın diye yine kim sorusunu kullanabiliriz. Herhangi bir mahsuru yok arkadaşlar. Yaralı kuş, özne. Öyleyse yaralı kuş özne olduğuna göre inceliyoruz. Evet, sıfat tamlaması olduğunu görüyoruz. Demek ki öznemiş sıfat tamlamasından oluşmuş. Rüyamda görüp aşık olduğum kişi sendin. Bakın arkadaşlar, sendin yüklem. Yüklem neyden oluşmuş? Zamirden oluşmuş. Şimdi zamirlerin yüklem olduğu cümlelerde özneyi bulmak biraz zor olabilir. O yüzden dikkatli olun ve sorunuzu doğru ve güzel sorun arkadaşlar. Sen olan kim diye sorduğumuz zaman, bakın sen olan kim? Rüyamda görüp aşık olduğum kişi, özne. Evet, yine görüldüğü üzere sıfat tamlamasından oluşan, meydana gelmiş olan bir özne olduğu arkadaşlar tespit ediliyor. Şimdi örneklerimize biraz devam edelim arkadaşlar. Bakın, kimmiş bu saatte rahatsız eden? Şimdi cümlenin yüklemini doğru bulalım arkadaşlar. Cümleyi bitiren, anlamı tamamlayan, anlamı sona erdiren sözcük hangisi? Bu saatte rahatsız eden kimmiş? Demek ki yüklemimiz kimmiş
ve bir zamirden oluşmuş arkadaşlar. Peki, şimdi sorumu güzel ve doğru soruyorum. Kim olan kimmiş? Evet, bu saatte rahatsız eden. Evet, özne olarak ne yaptı arkadaşlar? Karşımıza çıktı. Dikkat edin, kim sorusunun yüklem olduğu cümlelerde özneyi tespit etmek, özneyi bulmak bazen bizi zorlayabilir. O yüzden arkadaşlar benim yaptığım yöntemi mutlaka uygulayın. Yüksek sesle konuşmak yasaktır. Yasaktır yüklem. Şimdi yasak olan ne? Yüksek sesle konuşmak. Evet, görüldüğü üzere bakın isim cümlelerinde olan sorusunu kullanıyorum. Bu da özneyi daha kolay, daha net olarak bulmamı sağlıyor arkadaşlar. Çocukların yaptığı deneyler öğretmeni mutlu etmişti. Mutlu etmişti yüklem. Mutlu eden ne arkadaşlar? Çocukların yaptığı deneyler. Evet, burada da yine öznemiz karşımıza çıkıyor. O gün kıyafetleri de ayakkabısı da pırıl pırıldı. Şimdi pırıl pırıldı yüklem. Bakın az önce gösterdim, ne dedim? İkilemeler yüklem olabilir. Peki pırıl pırıl olan ne arkadaşlar? O gün öğretmenlerin kıyafetler, ayakkabısı da, evet, yanlış renklendirmişim arkadaşlar. Evet, kıyafetleri de ayakkabısı da pırıl pırıldı. Yani burada bağlaçlar arkadaşlar bizi biraz zorlayabilir. Dikkat ediyoruz. Bağlaçları çıkararak da ögeyi tespit etmek kolay olabilir. Zorlanıyorsanız bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Kıyafetleri, ayakkabısı pırıl pırıldı. Yani bağlaçları yok sayalım arkadaşlar. Bu şekilde özneyi ya da ögeyi tespit etmeye çalışalım. Pırıldı yüklem, pırıl pırıldı. Pırıl pırıl olan ne? Kıyafetleri, ayakkabısı. Görüldüğü üzere arkadaşlar öznemiz burası, yani kıyafetleri ve ayakkabısı bölüm. Evet, bir yaz günü geçtik Tuna'dan. Arkadaşlar yüklemi buluyoruz. Geçtik yüklem. Peki geçme işini yapan kim? Biz. Gizli özne. Arkadaşlar bakın cümlede bulunmadığı halde, evet, yüklemdeki şahıs ekinden çıkarılan özneye gizli özne denir. Fakat gizli özne cümlede var sayılmaz. Bakın burası çok önemli bir bilgidir. Çünkü hemen soru tipiyle alakalı bir açıklama yapayım ama önce ögeleri bulayım. Evet, geçtik biz. Bir yaz günü. Zarf cümleci. Tuna'dan dolayı cümleci. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu cümlenin öge sıralaması bize sorulabilir. Ya da kaç ögeden oluşmuştur şeklinde de sorulabilir. Bu tip sorularda şuna dikkat ediyoruz. Gizli özne cümlede var sayılmaz. Öyleyse bu cümlenin öge dizilişi, zarf cümleci, yüklem ve dolaylı tümleçtir. Yani öge sayısı 3'tür. Buradan şunu rahatlıkla çıkarıyoruz. Gizli özneyi ne yapmıyoruz arkadaşlar? Cümlede var olarak kabul etmiyoruz. Yani ögelere dahil olan bir öge değildir diyoruz. Dikkat edin, bu sorular karşınıza gelecek arkadaşlar. Evet, yine tahtamızı hazır hale getirdik. Arkadaşlar, bir sonraki konumuz olan fiil çatısında kullanacağımız bir bilgidir bu. Yani gerçek özne ve sözlü öznenin ne olduğunu bilmemiz fiil çatısında işimizi ne yapacak? Kolaylaştıracak. Demek ki özneyi de kendi arasında ne yapabiliyoruz? İkiye ayırabiliyoruz. Neymiş o? Özne gerçek özne de olabilir, sözlü özne de olabilir. Peki gerçek özne nedir? Sözlü özne nedir? Gerçek özne işi yapan, yani yüklemde bildirilen işi yapan öznedir arkadaşlar. Öyleyse şöyle de diyebiliriz. Gerçek özne işi yapar. Peki sözlü özne nedir arkadaşlar? Sözlü özne ise yüklemde bildirilen işi yapmayıp işten
etkilenen öznedir. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? İşten etkilenir. Ama işi asla yapmaz. Peki örneklerimize bakalım. Kardeşim bugün okula gitmek istemiyor. İstemiyordu yüklem. İstemeyen kim? Kardeşim. Peki istememe işini yapıyor mu? Evet yapıyor. O zaman işi yapıyorsa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Gerçek özne diyeceğiz. Diğer örneğimize geçecek olursak. Bahçedeki sebzeler 2 saat önce toplandı. Toplandı, yüklendi. Peki toplanan ne diye sorumuzu sorsam? Bahçedeki sebzeler. Şimdi soruyorum. Bahçedeki sebzeler özne. Peki toplanma işini yapıyor mu? Yoksa işten etkileniyor mu? Evet, işi yapmayıp işten etkilendiği için bahçedeki sebzeler sözlü özne olarak karşımıza ne yapacak? Çıkmış olacak. Evet, tekrar ediyorum. Arkadaşlar bu başlığı, yani bu bilgileri biz fiil çatısı konusunda tekrar kullanacağız. Öyleyse önemli bilgilerdir diyoruz. Evet, diğer slaytımıza geçelim. Şimdi nesne. Arkadaşlar burada size bir uyarım olacak. Uyarım şu. Benim anlattığım sırayla hareket etmenizi, cümle ögelerini bulurken benim anlattığım sırayla hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Sebebi şu. Özellikle nesne özne ile karışan bir ögedir. Eğer siz özneyi bulmadan nesneyi bulmaya kalkarsanız yanlışlıkla özneye nesne diyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şunu yapmanız gerekiyor. Önce özneyi bulacaksınız. Ondan sonra nesneyi bulmaya çalışacaksınız. Aslında nesneyi bulurken özne ile yükleme birlikte sorular sormanız daha sağlıklı olur. Dikkat edin arkadaşlar. Aynı şeyi ben de yapacağım. Nesneyi bulurken sorularımı özne ve nesneye birlikte, özne ve yükleme birlikte soracağım arkadaşlar. Peki. Evet, nesne düz tümleştir arkadaşlar ve öznenin yaptığı işten etkilenen öznedir. Bakın, etkilenen öge. Öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Burası önemli. Hemen şöyle diyoruz. Nesne kendi arasında arkadaşlar ikiye ayrılır. Bir, belirtili nesne. İki, belirtisiz nesne şeklinde olacak. O yüzden şimdi belirtili nesneyle başlıyoruz. Belirtili nesne arkadaşlar iyi hal ekini alır. Yine hatırlarsanız çekim eklerini anlatırken şöyle bir ifade kullanmıştım. İyi hal ekinde. İyi hal eki eklendiği sözcüğü belirtili nesne yapar. Bakın buradan oraya işaret ettik, oradan da buraya birlikte kullanacağız bunu. Peki belirtili nesne hangi sorularla bulunur arkadaşlar? Neyi, kimi, nereyi sorularıyla. Sorularımda bile arkadaşlar ne vardır aslında? İyi hal eki vardır. Evet, cümlelerimizi inceleyelim şimdi. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Dinliyorum, yüklem. Evet, dinleme işini yapan kim? Ben. Bakın özneyi bulmadan nesneyi bulmaya çalışmadım. Ben nereyi dinliyorum? İstanbul'u. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar belirtili nesne oldu. Bu da iyi hal ekidir. Ahmet'in küçük kardeşini 2 saat önce görmüştüm. Görmüştüm, yüklem. Kim gördü? Ben gördüm. Ben kimi gördüm? Evet, Ahmet'in küçük kardeşini. Görüldüğü üzere yine belirtili nesne. Arkadaşlarımla geçirdiğimiz o güzel günleri özledim. Özledim, yüklem. Özleme işini yapan kim? Yine gizli özne ben. Peki ben neyi özledim? Arkadaşlarımla geçirdiğim o güzel günleri. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar uzun bir öbekten oluşuyor belirtili nesne. Öğretmenimiz eksik konuları tekrar etmemizi istedi. Evet, burada yine bir harf çıkmamış. Evet, öğretmenimiz eksik konuları tekrar etmemizi istedi. İstedi yüklem. İsteyen kim? Öğretmenimiz özne oldu. Peki öğretmenimiz neyi istedi? Eksik konuları tekrar etmemizi. Evet, yine burada belirtili nesne var diyoruz. Ve iyi hal ekini almıştır arkadaşlar. Evet, tekrar edelim. Belirtili nesne iyi hal ekini alır ve özne ile yükleme birlikte sorulan neyi, kimi, nereyi sorularıyla bulunur.
Evet, tahtamızı hazır hale getiriyoruz yine. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir konu var arkadaşlar. Az önce şunu söylemiştim. Asla özneyi bulmadan nesneyi bulmaya kalkmayacağız. Çünkü hata yapabiliriz. Hemen bu hatayı ben şimdi sizin adınıza yapacağım ve sizin nasıl hata yapabileceğinizi size göstereceğim. Evet, kalemi düştü. Düştü yüklem. Neyi düştü? Kalemi. Evet. Belirtili nesne, değil mi arkadaşlar? Bakın ne yaptım? Özneyi bulmadan nesneyi bulmaya çalıştım ve neyi sorusunu direkt sordum ve burada bir hata yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar geriye dönüyorum ve sorumu doğru soruyorum. Düşen ne? Önce özneyi bulacağız. Evet, düşen ne? Kalemi. Bakın özne aslında bu. Ama ben direkt neyi sorusunu sorduğum zaman bu hataya düşebilirim. Şimdi düşürdü yüklem. Düşürme işini yapan kim? O. O neyi düşürdü? Kalemi. Bakın belirtili nesne oldu. Şimdi bunu pratik olarak şöyle de çözebilirsiniz aslında. Az önce bir şey söyledim ben size. Özne iyelik ekini alır. Belirtili nesne iyi hal ekini alır. Şimdi buradaki onun kalemi dediğim için iyelik ekidir. Kalemi deyince bu da hal ekidir. Yani bu yöntemle de arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Hangi öge olduğunu tespit edebilirsiniz. Bu biraz pratik bilgidir. Belki kullanırsınız ama eğer doğru olarak bulduysanız bunu yapmanıza gerek yok. Ama bir bilgi olarak kalsın arkadaşlar. Çok işe yarayabilir. Yani özne iyelik ekini alır, belirtili nesne iyi hal ekini alır diyoruz. Ve asla da özneyi bulmadan nesneyi bulmaya kalkmayın arkadaşlar. Evet, geçiyoruz. İki belirtisiz nesne hal eki almaz arkadaşlar. Yani iyi hal ekini almaz. Ve özneyle yükleme birlikte sorulan ne sorusuyla bulunur. Örneklerimize geçelim. Dün kardeşime güzel bir hediye aldım. Aldım yüklem. Alma işini yapan kim? Ben. Ben ne aldım? Güzel bir hediye. Evet, burada da belirtisiz nesne oldu arkadaşlar. Görüldüğü üzere ne yok? İyi hal eki yok arkadaşlar. Öğretmenimiz bazen bize etkileyici şiirler okurdu. Okurdu yüklem. Okuma işini yapan kim? Öğretmenimiz. Öğretmenimiz ne okurdu? Etkileyici şiirler. Bakın belirtisiz nesne. Dün akşam iki test çözebildim. Çözebildim. Yüklem. Kim çözebildi? Ben. Ben ne çözebildim? İki test. Yine belirtisiz nesne olarak karşımıza çıkıyor. Okulda sigara içmek yasaktır. Yasaktır yüklem. Evet. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Okulda sigara içmek. Şimdi ne sorusunu soruyorum. Yasak olan ne? Sigara içmek. Şimdi burada belirtisiz nesne mi var diyeceğim? Yoksa özne mi var diyeceğim? Ben ne demiştim arkadaşlar? Özneyi bulmadan nesneyi bulmaya asla çalışmayacağız. Önce özneyi bulup sağlama alacağız ve nesneyle karışmasının önüne geçeceğiz. Ondan sonra nesneyi bulmaya çalışacağız. Şimdi ben bunu yaptım. Önce özneyi buldum. Yasaktır yüklem. Yasak olan ne? Bakın özneyi bulmaya yönelik soru. Evet, sigara içmek. Dolayısıyla altı çizili bölüm nesne değil, öznedir. Burada pratik bir bilgi verebilirim size. Kullanırsanız çok işinize yarar. Evet, pratik bilgi. Arkadaşlar hemen yüklemimize bakıyoruz. Yasaktır. İsim mi? Burası bir isim cümlesidir o zaman. Şöyle diyebiliriz. İsim cümlelerinde bir iki istisnası var ama genelleyebiliriz. İstisnaların karşımıza çıkma ihtimali çok zayıf. O yüzden şöyle genelleyebiliriz. İsim cümlelerinde nesne bulunmaz. Evet. İsim cümlelerinde nesne bulunmaz arkadaşlar. Bu da pratik bir bilgidir. Kullanabilirseniz yine çok işinize yarar. Hata yapmanızı da aza indirir diyebiliriz. Evet, masal dinledi yıldızlar. Dinledi yüklem. Dinleme işini yapan kim? Yıldızlar. Bakın ne sorusuyla buldu. Yıldızlar ne dinledi? Masal. Burası da belirtisiz nesne. Görüldüğü üzere ikisi de hangi soruyla bulunuyor arkadaşlar? Ne sorusuyla bulunuyor. Uyarımda
bahsettiğim gibi eğer sıralamayı doğru yapmaz, önce özneyi sonra nesneyi bulmaya çalışmazsanız hata yapabilirsiniz. Çünkü hem özne hem de nesne aynı soruyla ne yapılıyor? Bulunuyor arkadaşlar. Dikkat, dikkat, dikkat diyor. Evet. Şimdi dolaylı tümleç, yer tamlayın. Arkadaşlar bu ifadeye dikkat edin. Bu ifade yanlış hatırlamıyorsam 2018 ÖSYM tarafından 2018'de kullanılan, soruda kullanılan bir ifadedir. Demek ki yer tamlayan ya da yer tamlayıcısı dendiği zaman aklımıza ne gelmeli? Dolaylı tümleç gelmeli. Evet, dolaylı tümleç E, D, den halekini alır ve yükleme sorulan neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden sorularıyla bulunur. Görüldüğü üzere sorularımızda bile hangi ekler var arkadaşlar? E, D, den ekleri vardır. Bu önemlidir. Şöyle diyebiliriz. Bir ifadenin dolaylı tümleç olabilmesi için bu eklerden bir tanesini mutlaka almalıdır. Ama bu ekleri alan her ifade dolaylı tümleç değildir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir ifadenin dolaylı tümleç olabilmesi için e, de, den hal eklerinden birini alması gerekir. Ama bu ekleri alan her ifade dolaylı tümleç değildir. Bazı sınıflarda şu espriyi yapmıştım. Dedemiz sakallı olabilir ama her sakallı dedemiz değildir demiştim. Bu espriyle bunu kodlayabilirsiniz. Evet, mutlaka ne yapmak zorundayız? Sorularımızı sormak ve cevabını almak zorundayız arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Karlı Dağ'dan yolum ayrıldı bahar ülkesine. Ayrıldı yüklem. Ayrılan ne? Yolum. Yolum nereden ayrıldı? Karlı Dağ'dan. Bakın sorumu sordum. Evet. Nereden? Nereye ayrıldı? Bahar ülkesine. Evet. Bakın burada da nereye sorusunu sorduk. Herkes gürültüden şikayet ediyor. Şikayet ediyor yüklem. Şikayet eden kim? Herkes. Herkes neyden şikayet ediyor? Gürültüden. Bakın neyden sorusunu sorduk ve cevabını aldık. Sonsuz bir şifa var bu vatan toprağında. Evet, var yüklem, var olan ne? Sonsuz bir şifa, özne. Peki sonsuz bir şifa nerede var? Bu vatan toprağında. Görüldüğü üzere arkadaşlar, bir tamlama öbeği karşımıza çıkıyor. Gözünden iki damla yaş aktı, değil mi? Aktı yüklem, akan ne? İki damla yaş. İki damla yaş nereden aktı? Gözünden. Peki nereye aktı? Yanaklarına. Yine devam edelim. Bu çıkmış bir soruda cevap olan bir cümledir arkadaşlar. Evimizin arkasında küçük yemyeşil bir bahçe vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Küçük yemyeşil bir bahçe. Peki sorumu şimdi güzel soruyorum. Küçük yemyeşil bir bahçe nerede vardı? Evimizin arkasında. Evet. Görüldüğü üzere arkadaşlar, dolaylı tümleçlerimiz bahsetmiş olduğumuz ekleri ne yapıyor? Almış oluyor. Kolay bir ögedir. Belki cümle ögelerinin en kolay ögesi arkadaşlar dolaylı tümleçtir. Bu ögede zorlanacağınızı zannetmiyorum. Evet, tahtamızı yine hazır hale getiriyoruz. Şimdi diğer ögemiz arkadaşlar zarf tümleci. Zarf tümleci yükleme sorulan nasıl? Ama yüklemin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Fiil olması gerekir. Ne zaman, ne kadar, neden ve niçin sorularıyla bulunur. Şimdi bu soruları iyi ezberlemek zorundayız. Şunu unutmayın. Cümle ögelerinde en önemli kısım hangi öge, hangi sorularla bulunur. Mutlaka hangi ögenin hangi sorularla bulunduğunu ezberlemek zorundasınız. Eğer bunu ezberleyemezseniz ya da ezberlemezseniz arkadaşlar ögeleri bulmakta çok ciddi manada zorluk yaşayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, hangi öge hangi sorularla bulunur, bu çok önemlidir.
Gülünce güller açar gül yüzünde. Evet. Açar yüklem, açan ne? Güller. Güller ne zaman açar? Gülünce. Bakın, ne zaman sorusuyla buldum. Konuyu anlayana kadar çalışmalısın diyor. Çalışmalısın yüklem. Kim? Sen. Sen ne kadar çalışmalısın? Konuyu anlayana kadar, yine zarf cümleci oldu. Kaan gürültüden uyuyamamış. Uyuyamamış yüklem. Uyuyamayan kim? Kaan. Kaan neden uyuyamamış? Evet, gürültüden. Şimdi uzun bir cümlemiz. Güzel okuyalım. Kurallar öyle olması gerektiği iyice düşünülerek konmuştur. Konmuştur yüklem. Evet. Konan ne? Kurallar. Kurallar nasıl konmuştur? Öyle olması gerektiği iyice düşünülerek diyoruz arkadaşlar. Burada yine zarf cümleci karşımıza çıkıyor. Kollarını iki yana açıp karşıladı bizi. Şimdi karşıladı yüklem. Evet. Şimdi karşılayan kim? O. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir hata yapabilirsiniz. Bilerek bu örneği kullandım. Neyi açıp diye bir soru sorabilirsiniz. Dolayısıyla kollarını neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne diyebilirsiniz bu ifadeye. Fakat burada sizi uyarmak istiyorum. Bu çok önemli bir bilgidir. Siz soruyu nereye sormuş olursunuz bu durumda? Açıp ifadesine, yani fiilimsiye. Oysa kural şudur. Yüklem dışında hiçbir yere soru sorulmaz arkadaşlar. Bütün soruları nereye sormak zorundayız? Yükleme sormak zorundayız. Yani biz, bakın tekrar ediyorum, sorumuzu nereye sorduk? Neyi açıp? Yani buraya sorduk sorumuzu. Dolayısıyla sorumuzun cevabı burası olduğu için biz buna belirtin nesne dedik. Ama burası zaten zarf cümleci. Yani yüklem dışında bir yere soru sorduğumuz için soruyu kaybedebiliriz. Sorumuzu tekrar soralım. Karşıladı. Karşılayan kim? O. O nasıl karşıladı? Kollarını iki yana açıp karşıladı. Dolayısıyla buranın tamamı zarf cümlecidir. Ve bu da zarf cümlecinin içinde kalan bir ifade olduğu için zarf cümlecine dahildir diyoruz. Tekrar ediyorum. Yüklemin haricinde hiçbir yere soru sormayacağız arkadaşlar. Burada yapmış olduğum hatayı, yani örnek olarak yapmış olduğum hatayı siz sorularda da yapabilirsiniz. O yüzden ne diyorum? Dikkat, dikkat, dikkat. Yani yıllardır tecrübe ettiğim bir durum olduğu için burada sizi uyarmak istiyorum. Yüklem haricinde hiçbir yere soru sormayın. Özellikle fiilimsilere, yüklem değilse soru sormayın arkadaşlar. Evet, yine güzel bir bilgi. Ahmet birazdan aşağı iner. İner yüklem. İnen kim? Ahmet. Şimdi sorumu sorsam, desem ki Ahmet nereye iner? Hemen cevap olarak aşağı dersiniz, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla buranın ne olması gerekiyor? Nereye sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç olması gerekiyor. Oysa burası dolaylı tümleç değil. Neden? Şimdi onu açıklıyorum. Az önce ben size ne dedim arkadaşlar? Bir ifadenin dolaylı tümleç olabilmesi için ne alması gerekiyordu? Bir ifadenin dolaylı tümleç olabilmesi için den halekini alması gerekiyordu. Yani bu ekler olmadan dolaylı tümleç olamaz. Şimdi tekrar geriye dönelim o zaman. Bakalım aşağı sözcüğü den haleklerinden birini almış mı? Hayır, almamış. Arkadaşlar öyleyse bu doğru bir yaklaşım olmaz. Demek ki bu sözcüğe dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yine sözcük türlerinde zarf konusunu işlerken bunun türü olarak ne demiştik? Yer yön zarfı demiştik, değil mi? Peki yer yön zarfları direkt yüklemle anlam ilişkisine girerse öge olarak ne olur? Zarf tümleci olur arkadaşlar. Ama aşağıya demiş olsaydım bu artık isim olur ve öge olarak da dolaylı tümlecidir. Dikkat, burası da yine önemli bir konudur. Bazı sorularda karşınıza çıkacak, özellikle soru bankalarında ve testlerde. Denemelerde çıkma ihtimali zayıftır. Çünkü çok ayrıntı bir bilgi.
gerçek sınavda ya da gerçek sınavlarda sorulma ihtimali yine zayıftır. Ama dediğim gibi soru bankalarında soruluyor ve sizin de bu soruyu benim anlatmadan ya da bir hocanızın anlatmadan çözme ihtimaliniz de biraz düşük. O yüzden o soruları hesaba katarak bu ayrıntı bilgiyi size vermek istedim arkadaşlar. Şimdi edat cümleci diyoruz. Edat cümleci arkadaşlar ilk olarak 2004'te sorulmuş olan bir ögedir. Ondan önce zarf cümleci olarak kabul ediliyor. Bazı kaynaklar hala bunun farkına varmış değil ama edat cümlecini arkadaşlar ÖSYM ya 3 ya da 4 defa ayrı bir öge olarak bize sordu. Şimdi edat cümleci yani ilgeç cümleci ve ÖSYM'nin sorularda da kullandığı ifade aynen ilgeç cümleciydi. Buna dikkat edelim. Hangi sorularda bulunur? Kim için, ne ile, kim ile? Arkadaşlar şu soruyu özellikle kullanmak istemiyorum. Çünkü ne için sorusu, niçinle çok karıştığı için ve karışabileceği için arkadaşlar bu zarf cümleci olur. Asla bu soruya itibar etmeyin. Evet, Ahmet için güzel şeyler söyledi. Söyledi yüklem. Evet, kim için söyledi? O kim için söyledi? Ahmet için. Sorumuz burada, cevabımız Ahmet için oldu. Dolayısıyla edat cümleci. Trendeki yolcularla uzun süre sohbet ettik. Sohbet ettik yüklem, kim, biz. Biz kim ile ya da kimler ile sorusunu soruyoruz. Yine burada trendeki yolcularla edat cümleci diyebiliyoruz. Arkadaşım bisikletle şehri dolaştı. Dolaştılar. Yüklem, dolaşan kim? Arkadaşlarım, evet ne ile dolaştılar? Bisikletle derken edat cümleci olarak karşımıza çıkıyor. Bu bile aslında çok sıkıntılı bir örnektir arkadaşlar. Yani tartışmaya açık bir örnektir. Ama soruya göre de hareket etmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü bazı kaynaklarda bu nasıl şehri dolaştılar? Bisikletle şeklinde de yorumlanabilir. Dolayısıyla zarf cümleci olarak kabul edilebilir. Ama dediğim gibi nasıldan çok ne ileye cevap verdiği için edat cümlecine daha yakındır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar soru cümlelerine geliyoruz. Burayla da alakalı sorular karşımıza çıkacak. Soru cümlelerinde öge bulmak çok önemlidir. Çünkü müstakil bir soru kalıbıdır bu ve aynı şekilde size sorulacak. Şimdi şöyle diyoruz arkadaşlar. Kim bu cennet vatanı sevmez ki? Şimdi arkadaşlar hangi öge hangi soruyla bulunuyorsa o öge olarak kabul edilir. Ben bu örneği atlayıp diğer ögelerle devam etmek istiyorum. Bunu biraz sona bırakmak istiyorum. Hemen şöyle diyelim. Arkadaşınla nerede buluşacaksın? Buluşacaksın yüklem. Kim? Sen. Şimdi arkadaşlar nerede? Dolaylı tümleci buldurmaya yönelik bir soru olduğu için bu da yine dolaylı tümleçtir. O zaman sorumuz hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir? Dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir diyebiliriz. Ne zaman duracaksın verdiğin sözde? Duracaksın yüklem sen. Arkadaşlar ne zaman sorusu yükleme sorulduğunda zarf tümlecini bulduruyordu. O zaman zarf tümlecidir diyebiliriz ve zarf tümlecini buldurmaya yönelik bir soru cümlesidir de ekleyebiliriz. Doğduğum günde kardeşine ne aldın? Aldım yüklem. Bakın arkadaşlar ne sorusunda özellikle özneyi bulmadan hareket etmiyorum. Kardeşine ne aldın? Kim? Sen. Sen ne aldın? O zaman bu belirtisiz nesne olur. Demek ki burada belirtisiz nesneyi bulmaya yönelik bir soru vardır. Neden? Önce özneyi buldum, onu sağlama aldım ve dolayısıyla bunu tespit etmem daha kolay oldu. Şimdi ilk örneğimize geçiyoruz arkadaşlar. Kim bu cennet vatanı sevmez ki? Önce yüklemi bulalım. Evet. Özür düzeltiyorum. Sevmez yüklem. Sevmeyen kim? Evet, özne oldu. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla kim direkt yükleme sorulduğunda özneyi bulmaya yönelik bir soru olduğu için özne olarak kabul edilir diyoruz. Son örneğimize geçiyoruz arkadaşlar. Gömleklerin hangisini beğendin? Beğendin yüklem. Bakın bu farklı bir soru oldu. Yani burada
kullanmış olduğumuz soru az önce anlattığımız soruların arasında yok. Yani işte özneyi, nesneyi, dolaylı tümleci, zarf tümlecini ve edat tümlecini bulmaya yönelik anlatmış olduğumuz sorular vardı. Ve bu soruların arasında böyle bir soru yok arkadaşlar. O zaman demek ki farklı bir şey karşımıza çıktı. Burada dikkatli olmamız lazım. Beğendin diyoruz. Yine cümle ögelerimizi sırasıyla bulalım arkadaşlar. Beğendin, yüklen. Peki kim beğendi? Sen. Sen neyi beğendin? Gömleklerin hangisini? Bakın arkadaşlar, belirtili nesne oldu. Demek ki burada soru nesneyi buldurmaya yönelik bir sorudur. Yani direkt neyi, kimi, hatta belirtili nesne diyoruz. Bakın neyi, kimi, nereyi sorusu burada karşımıza çıkmadı. O yüzden dikkat edin. Burada hangi ek var? İyi hal eki var. O zaman otomatik olarak belirtili nesne olacak ve sorumuzda belirtili nesneyi bulmaya yönelik olacak arkadaşlar. Evet, soru tipi önemlidir. Bakın tekrar ediyorum. Aşağıdaki sorulardan hangisi farklı bir ögeyi buldurmaya yönelik tarzında karşılaşacağımız cümlelerdir bunlar. Ya da şöyle sorulabilir. Aşağıdaki sorulardan hangisi nesneyi buldurmaya, belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir? Aşağıdaki sorulardan hangisi belirtisiz nesneyi buldurmaya yöneliktir? Aşağıdaki sorulardan hangisi zarf cümlecini ya da dolay cümleci ya da özneyi buldurmaya yöneliktir tarzında soru kalıplarını çözerken bu mantıkla ilerlemeniz gerekiyor. Önemlidir diyoruz. Şimdi bu konuyla alakalı bir şey daha size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi burada artık soru sözcüğü karşımıza çıkmadı. Burada ne ile cümleler soru cümlesi haline getirildi. O zaman burada hangi soru hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir tarzında bir soru geldiğinde dikkat etmeniz gereken şeyi anlatıyorum. Me'li soru cümlelerinde soru daima me'den önceki ögeyi buldurmaya yönelik olur. Bakın tekrar ediyorum. Me'li soru cümlelerinde soru daima me'den önceki cümleyi ögeyi buldurmaya yöneliktir. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Tespit ederken arkadaşlar, hemen me'leri ne yapın? Önce şunu yapın arkadaşlar. Me'den önceki ögenin altını çizin. Benim yaptığım gibi. Me'den önceki ögenin altını çizdiniz. Bir. İkinci olarak me'yi hemen karalayın arkadaşlar. Ya da me'leri. Hemen karalıyoruz. Karaladık. Bakalım şimdi hangi öge altını çizmiş olduğumuz ögeler cümlenin hangi ögesi? Bilgisayarı az önce Azra kapatmış. Kapatmış yükler. Kapatan kim? Azra. Peki Azra az önce bilgisayarı kapatmış. Kapatmış yüklem. Kapatan kim? Azra. Azra neyi kapatmış? Bilgisayarı. Değil mi arkadaşlar? Belirtili nesne. Bilgisayarı Azra az önce kapatmış. Kapatmış yüklem. Ne zaman kapatmış? Az önce. Demek ki arkadaşlar bu me'li soru cümlelerinde sorular birinci cümlede özneyi buldurma yönelik. İkinci cümlede belirtili nesneyi buldurma yönelik. Üçüncü cümlede ise zarf cümlecini buldurma yöneliktir diyoruz. Yani dikkat edin. Me'li soru cümlelerinde soru daima me'den önceki ögeyi buldurma yönelik olur. Önemli bir bilgidir. Sorularda sık karşılaşacaksınız. Lütfen bu yöntemi kullanmayı unutmayın. Evet, konuyla ilgili arkadaşlar birkaç örnek soru çözelim. Evet, az önce anlatmış olduğum konuyla alakalı bir soru çıktı karşımıza. Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir? Bakın özne ifadesi. Ayşe Türkan'ı dün okulda mı aramış? Ne demiştik? Me'den önceki sözcüğün altını çizin. Evet, Ayşe dün okulda Türkan'ı mı aramış? Evet, me'den önceki sözcüğün altını çizdim. Türkan'ı dün okulda Ayşe mi aradı deyince Ayşe mi aradı? Türkan Ayşe dün mü aradı derken dün sözcüğünün altını çizdim. Evet, Türkan dün Ayşe'yi niçin aradı? Burada da niçin sözcüğünün altını çizdim. Arkadaşlar, niçin hemen Edirne'den
tersten gideyim ya da karışık çözelim arkadaşlar. Hemen Edirne'den başlayayım. Niçin sorusu zarf tümlecini buldurma yönelik bir sorudur. O zaman demek ki özneyi buldurma yönelik değil, eledim. Geçiyorum. Şimdi yöntemimizi uyguluyoruz. Arkadaşlar mi'leri karaladım ve altını çizdiğim sözcüklerin hangi ögü olduğunu tespit ediyorum. Ayşe Türkan'ı dün okulda aradı. Aradı. Nerede aradı? Okulda. Demek ki burada dolaylı tümleci buldurmaya yönelik bir soru var. Ayşe dün okulda Türkan'ı aradı. Aradı yüklem. Arayan kim? Ayşe. Ayşe kim aradı? Türkan'ı belirtili nesne. Demek ki burada da belirtili nesneyi buldurmaya yönelik bir soru. Türkan'ı dün okulda Ayşe aradı. Aradı yüklem. Arayan kim? Ayşe. O zaman burada özneyi buldurmaya yönelik bir soru. Zaten sorumuzda özneyi soruyordu. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Peki buna bakalım. Aradı yüklem. Ne zaman aradı? Dün. Burada da özür. Burada da arkadaşlar zarf tümlecini buldurmaya yönelik bir soru. Demek ki mi'li sorularda dikkat etmemiz gereken neymiş? Mi'den önceki sözcük. Bunu karalayıp da çözebilirsiniz ya da karalamadan, hayır gerek yok, ben böyle de çözebilirim derseniz o yöntemi de kullanabilirsiniz. Ama şaşırmamanız adına bu biraz daha kolay bir yöntem olacaktır arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Ögelerin doğru sıralanışı aşağıdaki hangisinde verilmiştir diyor. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesela maruz bırakan yapısı insana daha önce deneyimlediği bir uyum sürecini dayatıyor. Evet, dayatıyor yüklem, değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz çıkmış bir soruydu. Seçeneklere de baktığınız zaman yer tamlayıcı demiş ve parantez içerisinde dolaylı tümleç ifadesini kullanmış arkadaşlar. Az önce bahsettiğim, konu anlattığımda bahsettiğim bilgiydi. Tekrar etmiş olalım. Şimdi dayatıyor. Dayatan ne? Şimdi özneyi. Özneyi buluyoruz. Sorumuzu güzel soruyoruz. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesela marun bırakan yapısı. Demek ki arkadaşlar bayağı uzun bir özne karşımıza ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? Özne oldu. Evet. Peki kime dayatıyor? İnsana dayatıyor değil mi arkadaşlar? Burası dolaylı tümleşme oldu. Evet. Peki neyi dayatıyor? Daha önce deneyimlediği bir uyum sürecini. Burası da belirtili nesne oldu arkadaşlar. Burası da belirtili nesne olmuş oldu. O zaman sıralamamız ne oluyor? Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne ve yüklem şeklinde. Peki seçeneklere bakalım. Evet, bunlar gitmiş oldu değil mi arkadaşlar? Çünkü özneyle başlamadım. Evet, özne. Özneden sonra zarf tümleci demiş. Bu da gitti arkadaşlar. O zaman geriye sadece ne kalmış oluyor? D seçeneği kalmış oluyor. Bakalım özne, yer tamlayıcısı, belirtili nesne ve yüklem şeklinde arkadaşlar. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Ne diyor? Hangileri ögelerinin sıralanışı yönünden aynıdır? Bunu yani şu ifadede kullanılabilir. Dikkat edin arkadaşlar, özdeştir. Yani bu ifade gelse aynı şeyin sorulduğunu bileceğiz. Bu heykel insan ruhundan bir soluk üflenmişçesine canlı ve sıcak duruyor. Duruyor yüklem. Duran ne? Bu heykel. Özne. Evet. Peki nasıl duruyor? İnsan ruhundan bir soluk üflenmişçesine canlı ve sıcak. Değil mi arkadaşlar? O zaman burası da zarf tümleci mi oldu? Evet, o zaman hemen yanına yazalım öge sıralamasını. Özne, zarf tümleci ve yüklem şeklinde. Geçiyoruz. Arkadaşımın evinde gördüğüm tablolar bana çocukluğumda yaşadığım yerleri bütün ayrıntılarıyla anımsattı. Anımsattı yüklem. Anımsatan ne?
arkadaşımın evinde gördüğüm tablolar, özne. Peki kime anımsattı? Bana anımsattı. Peki neyi anımsattı arkadaşlar? Çocukluğumda yaşadığım bütün yerleri, belirtili nesne oldu. Peki nasıl anımsattı? Bütün ayrıntılarıyla anımsattı. Dolayısıyla bu ögenin sıralaması ne oldu arkadaşlar? Özne, dolaylı tümleç, şöyle karışmasın biraz daha kenara yazalım. Özne, evet dolaylı tümleç, sonra arkadaşlar şunu unuttuk, belirtili nesne, zarf tümleci ve yüklem şeklinde oluştu değil mi? Evet, demek ki 1 ve 2 birbirinden farklı. Geçiyoruz 3. cümlemize. O yıllarda yayımlanan dergiler, değil mi? Bize yeni şiirleri, evet, sıcağı sıcağına ulaştırıyor. Dediğimizde ulaştırıyor yüklem. Ulaştıran ne? O yıllarda yayımlanan dergiler. Kime ulaştırıyor? Bize. Peki neyi ulaştırıyor? Evet, yeni şiirleri. Nasıl ulaştırıyor? Sıcağı sıcağına. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2 ve 3 numaralı cümlelerin öge sıralanışı aynıdır ve cevabımız C seçeneğidir. 4 numaralı cümleyi okumaya bile gerek kalmadı arkadaşlar. Şimdi burada bir soru çözme tekniği ile alakalı. Bu da çıkmış bir soru arkadaşlar. Soru çözme tekniği ile alakalı. Bunu size göstermek istiyorum. Az önce kullandığım pratik bir bilgidir. Siz de kullanabilirsiniz. Şimdi bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tabi bu tip sorularda önce seçeneği sonra cümleyi okumanız gerekiyor. Biz de bunu bu yöntemi kullanalım. Birinci cümle özne, belirtisi nesne ve yüklemden oluşmuştur. Bakın özne, belirtisi nesne ve yüklem diyor. Okuyalım birinci cümleyi. Tiyatro toplumla bir takım ortak değerlerde birleşmek zorundadır diyor. Evet, yüklemimiz zorundadır. Arkadaşlar, zorunda yüklemi isimdir. Dolayısıyla burası isim cümlesidir. Öyleyse isim cümlelerinde nesne bulunmaz. Öyleyse burada nesne olma ihtimali zayıftır. Cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçenekleri okumanıza bile gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu cümlede asla nesnenin bulunması söz konusu değildir. Evet. Şimdi geçiyoruz zor bir soru kalıbına. Bu soru kalıbını da bir defa sorular arkadaşlar ama konu hakimiyeti açısından çok önemlidir. Soru bankalarında karşınıza çıkacak ve nasıl çözüldüğünü bilmezseniz zorlanabilirsiniz. Şimdi Burcu'nun özür, önce sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen sorulardan hangisinin karşılığı diyor. Yani cevabı. Özne ya da yüklem neyidir? Bakın özne ya da yüklem. Yani başka bir öge olacak. Burcu'nun neyi kayboldu? Evet, hemen kalemi kayboldu deyip buna belirtili nesne diyebilirsiniz. Doğru mu arkadaşlar? Bakın belirtili nesne diyebilirsiniz. Hemen A seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Ama soruyu daha başlamadan ne yapmış oldunuz? Kaybetmiş oldunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü nesne her zaman için sorunlu bir ögedir. Kayboldu yüklem diyorsunuz. Peki özneyi bulmadan nesneyi bulmayın demiştim. Kayboldu yüklem. Kaybolan ne? Kalemi. Özne. Demek ki burada cevap öznedir arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Cümleyi tamamlayabilirsiniz. Kalemi kayboldu. Yani cevap cümlesini de oluşturabilirsiniz ve onun üzerinden hareket edebilirsiniz. Kalemi kayboldu. Kayboldu yüklem. Kaybolan ne? Kalemi, özne. Yani buradaki iyelik ekidir arkadaşlar. İyelik eki özneye gelir. Onu unutmayın. Tamam mı? Evet, ayrıntı bir bilgi ama bakın işe yarıyor. Peki, burada özneyi buldurmaya yönelik bir soru karşımıza çıktı. Devam ediyorum. Bu paketi gönderen kimmiş? Burada Ahmet. Hemen özne diyebilirsiniz. Gerçi özne deseniz de soru yanlış olmuyor cevabınız. Ama çözümünüz yanlış olur. Kimmiş? Ahmetmiş diyeceksiniz. Yani burada ek eylemi ne yapmamış arkadaşlar? Kullanmamış. Dolayısıyla ögemiz özne değil, yüklemdir.
Babam bana ne almış derken, almış yüklem. Alan kim? Baban, özne. Ne almış? Demek ki dolma kalem. Burası belirtisiz nesne mi olur arkadaşlar? Belirtisiz nesne. Öyleyse cevabımız çıktı mı? Evet, cevabımız çıktı. Çünkü özne ya da yüklem değildir demiştim. Cevabımız nesne oldu. Ama diğer seçenekleri de inceleyelim. Hangi yol kapalı? Kapalı yüklem. Kapalı olan ne? Hangi yol? Özne. Cevap da ne olacak o zaman arkadaşlar? Şu yol. Bunu şöyle de yapabiliriz. Az önce yaptığım gibi. Şu yol kapalı. Kapalı yüklem. Kapalı olan ne? Şu yol. Evet. Yarışmada kaçıncıydım? Kaçıncıydı yüklem? Beşinci derken, buna zarf cümleci gibi düşünebilirsiniz. Belki böyle olabilir. Ama değil arkadaşlar. Beşinciydim. Burada yine ne yapmadım ben? Ek eylemi kullanmadım. Dolayısıyla soru yüklem olduğu için cevabı da ne olmak zorundadır? Yüklem olmak zorundadır. Evet, buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir soru hangi öge ise cevabı da o öge olur. Tekrar ediyorum. Bir soru hangi öge ise cevabı da o öge olarak kabul edilir. Kaçıncıydım? Beşinciydim. Sorumuz yüklem, cevabımız da yüklem olur arkadaşlar. Evet, şimdi vurgu ve ara sözdeyiz arkadaşlar. Vurguyla başlıyoruz. Tabi burada cümle vurgusundan bahsediyorum. Cümle vurgusu, arkadaşlar yükleme en yakın sözcük vurgulu sözcük, yani vurgulu öge olur. Hemen bakalım. Bana ödevini zamanında Kaan getir derken, getirdi yüklem. Yükleme en yakın sözcük Kaan. Peki öge olarak ele aldığımda kim getirdi? Kaan getirdi. Dolayısıyla burada vurgulu söylenmek istenen öge neymiş? Özneymiş arkadaşlar. Neden? Çünkü yükleme en yakın öge olduğu için. Peki ben diğer ögeleri vurgulu söylemek istediğimde ne yapmam gerekiyor? Onu hemen yükleme yaklaştırmam gerekiyor. Bakalım diğer cümlelerde ne yapmışım? Kaan zamanında bana ödevini getirdi. Burada arkadaşlar belirtili nesneyi ne yaptım? Vurgulu söyledim. Neden? Çünkü yükleme yaklaştırdım. Kaan bana ödevini zamanında getirdi. Evet. Ne zaman getirdi? Zamanında. Zarf cümleci oldu. Kaan ödevini zamanında bana getirdi derken burada da dolaylı cümleci yükleme en yakın olarak kullandığım için vurgulu öge dolaylı cümleç olmuş oldu. Evet, burada tekrar ediyorum. Yükleme en yakın sözcük vurgulu sözcüktür. Dolayısıyla vurgulu ögedir. Fakat yüklemden önceki sözcük olarak bunu ne yapmak zorundayız? Değerlendirmek zorundayız. Mesela şöyle bir örnek çıksa karşımıza. Yani cümlemiz devrik bir cümle olsa. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Fark ettim yüklem. Şimdi yükleme en yakın derken neyi kastediyorum ben? Aslında yüklemden önceki sözcüğü kastediyorum. Burada da yine zarf cümleci vurgulu öge olarak karşımıza çıkmış oluyor. Peki yüklem cümlenin başında olduğunda ne yapılmalı? Çünkü artık hani tabir şöyle olur. Deniz bitti. Artık yani kullanabileceğimiz bir şey kalmadı. Yüklemden önce herhangi bir sözcük artık yok. İşte bu durumda arkadaşlar şunu yapıyoruz. Yüklem cümlenin başındaysa vurgu yüklemin kendisinde olur. Tekrar ediyorum. Evet, yüklem cümlenin başında olursa vurgulu öge yüklemin kendisi olur diyoruz. Bu da yine ayrıntı bir bilgi olarak karşımıza çıkar. Evet, şimdi bu konuyla ilgili bir bilgi. Bilgimiz şu arkadaşlar. Diyor ki D bağlacı ve mi sonraki vurguyu kendinden önceki sözcüğe atar. Yani bu durumda yüklem fonksiyonunu yitirir arkadaşlar. Şimdi Kaan da ödevini bana zamanında getirir derken getirdi yüklem. Bakın aynı cümleleri kullanıyorum. Aradaki farkı daha net yakalamak için. Kaan da ödevini bana zamanında getirdi. Şimdi burada getiren kim? Kaan özne oldu. Oysa az önceki bilgiye göre ne yapmam lazım? Benim yükleme en yakın sözcük olan zarf cümlecine vurgulu öge demem lazım. Ama kural neydi? D bağlacı
ve mi sore 2. Evet, D bağlacı ve mi sore 2 vurguyu kendinden önceki sözcüğe atar. Öyleyse burada yüklem fonksiyonunu kaybettiği için bu sözcükler artık vurgulu sözcük olmaz arkadaşlar. Bu iki cümlede de vurgulu ögemiz hangi öge olacak? Özne olacak. Sebebi ne? D bağlacı ve mi sore 2 arkadaşlar. Ya da mi sore edatı da denilebilir buna. Evet, tekrar ediyorum. D bağlacı ve mi sore 2 vurguyu kendinden önceki sözcüğe atar. Yüklem bu cümlelerde fonksiyonunu yitirir. Artık yüklemden önceki cümlelere bakmayacağız arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı bir soru çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır? Şimdi arkadaşlar A seçeneğini inceliyoruz. Ders çalışarak mı bütün geceyi geçireceğiz? Hemen mi'yi gördüm. Evet, işaretledim ve mi'den önceki ögeye baktım arkadaşlar. Evet, nasıl geçireceğiz? Ders çalışarak zarf cümleci oldu. Bu sınava haftalar öncesinden hazırlandı. D bağlacı ve mi sore 2 yok. O zaman normal işlemime devam ediyorum. Yüklem ne zaman hazırlandı? Haftalar öncesinden zarf cümleci oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu akşam daha sinemaya gidemedik. Hemen D bağlacını gördüm, altını çizdim. Bu akşam yine zarf cümleci oldu arkadaşlar. Geç gelmişti derse matematik öğretmenimiz. Evet, gelmişti yüklem. Evet, yine yüklemden önceki sözcüğe bakıyorum. Zarf cümleci oldu arkadaşlar. Evet, burada baktığımızda cevap seçeneğimiz oraya belirdi zaten. Ama yine de okuyalım. Burada yine mi sore 2 var arkadaşlar. Mi'den önceki sözcüğe baktığımız zaman dolaylı tümleç olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada vurgulanan sözcük dolaylı tümleç olmuştur diyoruz. Evet, ara söz, ara cümle arkadaşlar. Ara söz, ara cümle. Şimdi isminden de anlaşılacağı üzere ara söz arada bir sözdür. Yani cümlenin içerisinde bulunan bir sözdür. Ama özellikleri vardır. Nedir arkadaşlar? Bir, ya iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında kullanılır ama tercih edilen iki virgüldür. Bir diğer bilgi, açıklama özelliği taşır. Ne özelliği taşıyacakmış? Açıklama özelliği taşıyacakmış. Bir özelliği de şudur, cümleden atılabilir. Yani cümleden atıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozulma ya da daralma meydana gelmez. Evet, bu özellikler mutlaka önemli çünkü bunları kullanacağız arkadaşlar. Şimdi iki tip ara söz vardır diyoruz. Birinci tip ara sözümüz cümlenin ögesi olan, yani öge olan ara söz. Yani yükleme sorulan soruya ne yapacak? Cevap verecek arkadaşlar. Bakalım örneklerimize. 3 gün sonra çarşamba günü senin yanına uğrayacağım. Şimdi ara sözü önce bulalım arkadaşlar. 3 gün sonra çarşamba günü. Şimdi 3 gün sonranın hangi gün olduğunu bize açıklamış mı? Açıklama özelliği taşıyor. 2 virgül arasında kullanılmış mı? Evet, kullanılmış. Hadi cümleden çıkartalım. Anlam bozuluyor mu, ona bakalım. 3 gün sonra senin yanına uğrayacağım. Bakın, çıkardık. Anlamda da herhangi bir bozulma ya da daralma meydana gelmedi. Demek ki bu ara sözdür. Bunu neden söyledim? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Her iki virgül arasındaki ifade ara söz değildir. Bu özellikleri de ne yapması gerekiyor? Taşıması lazım. Evet, ara sözümüzü bulduk. Bakalım arkadaşlar, öge olarak durumu nedir? Uğrayacağım yüklem. Kim? Ben. Ne zaman uğrayacağım? 2 gün sonra. Şimdi zarf cümleci olduğu için bu da zarf cümlecinin açıklaması. Yani çarşamba günü. Öyleyse burada bu cümlede şunu söyleyebilir miyim? Ara söz zarf cümlecinin açıklamasıdır. Ya da zarf cümlecinin açıklaması olan bir ara söz kullanılmıştır. Evet, bu iki ifade de kullanılabilir. İşte bu mantıkla ilerlediğimizde arkadaşlar hemen diğer örneğimizi inceleyelim. Bu düşüncelerimi en yakın arkadaşlarımla, Ahmet'le paylaştım diyoruz. Evet, şimdi paylaştığım yüklem Ahmet'le dediğim zaman en yakın arkadaşım
olan bölümün neyi? Açıklaması. Ve burası edat cümleci olduğuna göre ara sözüm neyin açıklamasıdır arkadaşlar? Edat cümlecinin açıklamasıdır. 2 yıldır planlı yaptığım bu geziye, uzak doğu gezisine nihayet çıkabilmiştim. Çıkabilmiştim yüklem arkadaşlar. Kim? Ben. Bakın özneyi de bulalım. Evet, 2 yıldır planlı yaptığım bu geziye neye çıkabilmiştim? Dolaylı cümleş değil mi arkadaşlar? 2 yıldır planlı yaptığım bu geziye ve bu gezi neymiş? Uzak doğu gezisiymiş. Burası açıklama özelliği taşıdı. Dolayısıyla dolaylı tümlecin açıklaması oldu. Burada da şunu söyleyebilirim. Dolaylı tümleç açıklanarak yinelenmiştir. Burada ise edat tümleci açıklanarak yinelenmiştir. Burada zarf tümleci açıklanarak yinelenmiştir. Bakın arkadaşlar bu bir soru kalıbıdır. Soru kalıbı aynen şöyleydi. Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir öge açıklanarak yinelenmiştir? Bu soru kalıbı birinci tip ara sözünü bulmaya yöneliktir. Dikkat ediyoruz. Evet, şimdi ikinci tip ara söz. Arkadaşlar burada ikinci tip ara söz cümlenin ögesi olmayan ara sözdür. Cümlenin ögesi olmadığı için bu ne olarak kabul edilir? Cümle dışı unsur olarak kabul edilir diyoruz arkadaşlar. Çünkü yükleme sorulan hiçbir soruya cevap vermez. Ama ara sözün bütün özelliklerini taşır. Nedir o? 2 virgül arasında gösterilir. Açıklama özelliği taşır ve cümleden atıldığında cümlenin anlamında bir bozulma ya da daralma meydana getirmez diyoruz. Bakın örneklerimize. Arkadaşım, o gün sen de o gün de belirtmiştim. Sana yanlış bilgiler veriyor. Evet, veriyor yüklem. Veren kim? Arkadaşım. Evet. Peki ne veriyor? Yanlış bilgiler, değil mi arkadaşlar? Nesne kime? Sana. Dolaylı cümle. Şimdi altı çizili demeyeceğim, renkli olarak kullanmışım. Renklendirmiş olduğum bölüm arkadaşlar, yükleme sorduğum hiçbir soruya cevap vermiyor. Ama bu cümleyi kullanan kişi kendi düşüncesini ya da duygusunu ekstradan açıklamış mı? Cümlesinin içerisine bir duygu açıklayan ifade ya da düşünce açıklayan ifade koymuş mu? Evet. O zaman ne diyoruz? 2 virgül arasında gösterilmiş. Cümleden çıkardığımızda hiçbir bozulma meydana getirmiyor ve arkadaşlar açıklama özelliği taşıyor. Yalnız yükleme sorulan soruya cevap vermediği için cümle dışı unsur olarak kabul edilir. Diğer örneğe geçiyoruz. Arkadaşlarla açık konuşalım. Farklı bir tura katılmaya karar vermiştik. Yine cümlesinin içerisine arkadaşlar düşüncesini açıklayan bir cümle daha yerleştirdiği için burada yine cümle dışı unsur olan bir ara söz kullanılmıştır diyoruz. Evet, bugünkü program pek beğenmedim ya. Bakın yine ne yaptı? Cümleyi tamamlamadan ikinci bir cümleyi düşüncesini açıklama özelliğiyle cümlenin içine yerleştirdi. Ve 2 virgül arasında kullanıldı. Cümleden çıkarıldığında da bir bozulma meydana getirmiyor. Yapalım. Bugünkü program uzun çalışmaların sonucunda hazırlanmıştı. Cümleden çıkardım. Cümlenin anlamında herhangi bir bozulma ya da daralma meydana gelmedi. Öyleyse cümleden çıkartılabiliyor. 2 virgül arasında gösterilmiş ve düşüncesini açıklayan, açıklama özelliği taşıyan bir ifade. Fakat yükleme sormuş olduğum hiçbir soruya cevap vermediği için cümle dışı unsurdur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı şöyle bir soru sorulabilir. Aşağıdakilerin hangisinde farklı tipte bir ara söz ya da diğerlerinden farklı bir ara söz kullanılmıştır diye sorulabilir. Bu sorularda neye dikkat etmemiz gerekiyormuş arkadaşlar? Birinci tip, yani cümlenin ögesi olan, ikinci tip cümlenin ögesi olmayan ara söz ayrımına dikkat etmemiz gerekiyormuş. Hangisinde bir öge açıklanarak yinelenmiştir diyor. Bakın sorumuz bu, çıkmış bir soruydu zaten. Ne diyor? Hangisinde bir öge açıklanarak yinelenmiştir? O zaman öge olan ara söz mü soruluyor? Öge olan
ara söz soruluyor. Hemen cümleleri inceleyeceğiz. Önce ara sözü bulacağız. Sonra cümlenin ögesi olup olmadığına bakacağız. Söz konusu romana yeni dönüyor. Onunla ilgili eleştirileri yanıtlıyorum diyor. Burada arkadaşlar ara söz kullanılmamış geçiyoruz. Konuyu dağıttığımı, bana ayrılan süreyi aştığımı sonradan fark ettim. Arkadaşlar yazarken, evet, dikkat edin. Burada şunu yapalım. Konuyu dağıttığımı, bana ayrılan süreyi aştığımı sonradan fark ettim. Fark ettim, yüklem arkadaşlar. Şimdi burada bana ayrılan süreyi aştığımı ifadesi sanki ara söz gibi algılanabilir ama aslında bir anlatıma devam etmiş herhangi bir ifadenin açıklaması özelliğini taşımıyor. Yani bana ayrılan süreyi aştığımı derken bu ifadenin neyi değil arkadaşlar? Açıklaması değil. Tamamen ayrı bir açıklama yapmış diyoruz. Dolayısıyla burada ara söz yoktur. Cevap da olamaz. C seçeneğine geçelim. Mektuplardan ilkini, dayımın gönderdiği mektubu çocuklara okudum. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, iki virgül arasında bir ifadeye rastladım. Ve açıklama olup olmadığına bakıyorum. Mektuplardan ilkini, dayımın gönderdiği mektubu çocuklara okudum. Evet, burası ara söz özelliği taşıdı arkadaşlar. Çünkü ilk mektubun hangisi olduğunu açıklıyor. Peki, yükleme sorularını soruya cevap veriyor mu? Evet, nesnedir burası. Dolayısıyla burası da nesne olacağı için bir öge açıklanarak ne yapmış oldu arkadaşlar? İnelenmiş oldu. Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, konumuzu burada bitirmiş bulunuyoruz. Cümle ögeleri uzun ama önemli bir konudur arkadaşlar. Soru gelme ihtimali yüksek bir konu. O yüzden konu anlatım videosunu çok dikkatli okuyalım. Belirtmiş olduğum uyarılara dikkat edelim ve konuyla ilgili bol bol soru çözelim. Peki, kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste buluşmak üzere.